Bu videomuzda 2018'den 2024 yılına kadar çıkmış, AYT'de çıkmış tüm trigonometri sorularını çözeceğiz. 27 sayfalık bir PDF var arkadaşlar. Ben bunu bu videonun altına ekleyeceğim. Drive olarak ekleyeceğim. Siz indirip takip edebilirsiniz. Şimdi ilk sorumuz karışık dağıttım bu arada. Hani 2018 sıra sıra değil. İlk sorumuz 2022 yılında AYT'de çıkmış bir soru. Mavi renkli bir üçgenin uzunlukları 12 ve 18 birim olan kenarların arasındaki açının ölçüsü, kırmızı renkli bir üçgenin uzunlukları 8 ve 9 birim olan kenarları arasındaki açının ölçüsünün iki katına eşitmiş. Bu üçgenlerin alanları eşit olduğuna göre kırmızı renkli üçgenin çevresi kaç birimdir? Oldukça güzel bir soru. Çünkü çok fazla formülü var. Hem sinüste alan formülü kullanılmış, hem kosinüs teoremi kullanılmış ve iki kere teorem kullanılmış. O yüzden bu soruyu çözmeye başlayalım. Ve soruda diyor ki bana ilk başta arkadaşlar, buranın alanı 2 alfa ise buranınki alfa. Bir de açılım kullanılmış. Birçok formülü bilmeniz gereken bir soruydu. Ben burada sinüs teoreminde alan nasıl bulunuyordu arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı b çarpı c çarpı sinüs alfa ile, değil mi? Hatırlıyorsunuzdur. Bu alan formülümde. Şimdi bakıyorum. Bunların alanları eşitmiş. Yani 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 18 çarpı sinüs 2 alfa alanı S. 1 bölü 2 çarpı kırmızı bölgenin alanına bakıyorum. 8 çarpı 9 çarpı sinüs alfanın alanı da S'ymiş. Yani bunları birbirine ne yapacağım ben? Eşitleyeceğim. Ama ben bunu açılımını biliyorum arkadaşlar. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfaydı, değil mi? Ezberleyecektik formülleri. Hemen yazalım. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 18 çarpı 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşittir. Şuraya yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı sinüs alfa. Sadeleşenler var mı gençler? 1 bölü 2'ler gitti. Sinüsler gitti. Şu 9 ile buradaki 18'i sadeleştireyim, 2 kalsın. Buradaki 8 ile buradaki 2'yi sadeleştireyim, burada 4 kalsın. Burada 12 ile buradaki 4'ü sadeleştireyim, 3 kalsın. Yani en son 3 çarpı 2'den 6 çarpı kosinüs alfa eşittir 1. Kosinüs alfa eşittir 1 bölü 6. Bunu bulunca işim kolaylaştı. Şimdi bana diyor ki kırmızı bölgenin çevresini soruyor. Ben bunun çevresini bilmem için, bulabilmem için bu kenarı da bilmem lazım, değil mi? Bakın şu siyahla taradığım kenara bilmem lazım. Peki ben bunu nasıl bulabilirim? Kosinüs teoreminden bulabilirim arkadaşlar. Kosinüs teoreminden bulabilirim. Nasıl bulurum? Şimdi hemen kosinüs teoremini uygulayacağım kırmızı üçgen için. Ben buraya k desem, şuraya k diyorum uzunluğuna, siyahla çizdim. K'nın karesi, kenarların kareleri toplamı, eksi 2 çarpı, formülüm buydu, 8 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa ile bulunuyordu, değil mi? Şimdi k'nın karesi, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 9 kare 8 72, 2 ile çarparsam 144 çarpı kosinüs alfa. Ben kosinüs alfa yerine artık ne yazabilirim? 1 bölü 6 yazabilirim. Çünkü ben buradan buldum artık. Devam edelim. K'nın karesi. Burası 145 çıkıyor. Burası 24 çıkıyor. K'nın karesi eşittir 121. Hangi sayının karesi 121'dir arkadaşlar? 11'dir. Ve artık kenarımı buldum. Kırmızının çevresini artık bulabilirim. Bütün kenarları da biliyorum. Bir kenarı 8, bir kenarı 9, diğer kenarı 11. Ben bunların hepsini topladığımda ne elde ettim? 28 elde ediyorum. Çok güzel bir soruydu. Kolay kolay değil. Ama formülleri bildiğinizde çatça çıkabilecek bir soruydu. Devam ediyoruz gençler. Şimdi sıfırla pi bölü 2 arasında bence çok güzel bir aralık bu. Emin olun. Şimdi sekant. Sekant neydi arkadaşlar? Ben bunları böyle bir en açık haline yazayım. 1 bölü kosinüs x'ti. Tanjant neydi gençler? Sinüs bölü kosinüstü. Çarpı 1 eksi sin x eşittir 1 bölü 4. Şimdi devam edelim. Şuraya bakalım gençler. Burası
Biri yazayım, bir tane payda da yazayım, daha rahat görürüm. Bir şeyler çıkacaktır. En azından paydadan çıkacaktır. Burası kos kare x oldu. İki tane kosinüs x var çünkü çarpım durumunda. Şimdi biz kosinüs x'i ne yapıyorduk? Yani şöyle yazabilir miydik? Sin kare x artı kos kare x eşittir 1 de değil mi? Bunu ben bu tarafa atarsam kos kare x eşittir 1 eksi sin kare x midir? Peki ben yine arkadaşlar şurayı açarsam 1 artılısı 1 de çarpım durumunda eksilisi olarak yazılmaz mı? Hatırladınız mı? Şimdi aşağıya yani şuraya bunu yazalım. Sinüs x. Şimdi şunu söylemem gerekiyor geçmeden önce. Ben bunu parantezin içine dağıtamam. Benim bu tarz sorularda ifadelerimin hep en açık halinde ve çarpım durumunda olması gerekiyor. Yani siz bunu buraya dağıtırsanız işleri bozarsınız. Zaten benim amacım bu halde, bu formatta olması. İçeri dağıtmayacaksınız. Hep çarpım durumunda olacak. Siz içeri dağıtırken dağıttığınızda çarpım formundan uzaklaşıyorsunuz. Çarpım formunu bozuyorsunuz. O yüzden içeri dağıtmak yok. Her zaman çarpım durumunda olacak trigonometride. Bu sorularda önemli bak bu dediğim. Sinüs x çarpı 1 eksi sin x bölü buraya 1 ek artı sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x eşittir 1 bölü 4. Birbirine götürenler var mı? Tabii ki bak çat çat götürdü. Bak işte siz eğer bunu içeri dağıtsaydınız bu işlemi bozacaktınız. Yani sadeleştiremeyecektiniz. Neden dağıtmamanız gerektiğini anladığınızı varsayıyorum. En son ne kaldı? Sinüs x bölü 1 artı sinüs x eşittir 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 çarpı sinüs x eşittir 1 artı sinüs x. Bunu ben bu tarafa alıyorum. 4 çarpı sinüs x. Diğer tarafa eksi olarak geçer. 3 çarpı sinüs x eşittir 1'dir. Sinüs x eşittir 1 bölü 3'tür. Bana sonra da kosekant soruyor. Kosekant neydi arkadaşlar? 1 bölü sinüs x değil miydi? Ben sinüs x'i biliyorum. 1 bölü 3'tü. Birinciyi aynen yazıyorum. Diğerine paydadakini takılattırıyorum. 3 bölü 1 diye. Cevabım 3 bölü 1'den 3'tür. Yani Edirne'dir. Bu sorular hiç kaçırılmayan, direkt gelen sorudur. Yani her zaman gelir yani. Hiç kaçmaz arkadaşlar. Ve yapılış tarzı da çarpım formatını sakın bozmayın. Diğer soruya geçelim. Çok gelen sorumuzda bu sıralama ya da artı eksi. Burada sıralama gelmiş. Diğer sorularda artı eksi işaretini de soracak. Mesela bir tane a var arkadaşlar. Ne aralığındaymış? Pi bölü 12 ile pi bölü 6 aralığındaymış. Şimdi bana x'i söylüyor arkadaşlar. X ne diyor? 3 a mı diyor. Yani ben her tarafı şöyle 3 ile çarpsam. Çarpayım. Şunlar birbirini sadeleştirir, götürür. Burada pi bölü 4 mü kaldı? Hepsi 3 aymış. Çok iyi oldu. Şu 3 ile 6 birbirini götürür. Pi bölü 2 mi kalır? Yani pi bölü 4 ne arkadaşlar? 180'i ben 4'e bölersem 45 derece. 3a. 180 yani pi'yi 2'ye bölersem, 180'i 2'ye bölersem de kaç derece olur? 90 derece olur. Şimdi bakıyorum. Demek ki şu x için konuşacağım. Her tarafın sinüsünü alayım. Çünkü sinüs 3a'yı soruyor. X için söyleyeyim. Sinüs 45. Sinüs 3a. Ve sinüs 90. Sinüs 45 arkadaşlar kök 2 bölü 2 idi. Buraya x diyebilirim artık. Sinüs 90 da 1'de. Bu arada bu arkadaş burada bir kalsın. Şimdi y için konuşacağım. Her tarafın kosinüsünü alıyorum. Kosinüs 45. Kosinüs 3a. Ve kosinüs 90. Kosinüs 45'te bakayım. Ha, kosinüs 0. Şimdi burada işaret yön değiştiriyor ama zaten göreceksiniz emin olun yön değiştirdiğini. Burası ne arkadaşlar? Kök 2 bölü 2. Kosinüs 90 ne arkadaşlar? 0. Yani doğal olarak bu yön değiştirmesi gerekiyor. Bu da burada bir kenarda dursun. Şimdi z için konuşalım. Siyah geçeyim hatta. Z.
Her tarafın tanjantını alayım. Tanjant 45. Hatta işaret koymayayım da sonradan değiştirmek daha kolay olur. Tanjant 90. Tanjant 45 1'dir. Bunu koyabilirim şimdi. Tanjant 3a. Tanjant 90 da artı sonsuzdur. Şimdi burada görüldüğü üzere gençler, z'nin birden, zaten bunların hepsinin birden küçük olduğunu görüyorsunuz. X de y de birden küçük bir ifade. Z birden büyük bir ifade ve sonsuza kadar gidiyor. Z'nin en büyük olduğu gözüküyor zaten kabak gibi. Diğerine bakalım. Bir arkadaş diyor ki kök 2 ile 1 arasında, diğeri de 0'da 0 ile kök 2 bölü 2 arasında. Yani bakın burada bana diyor ki bana x daha büyük diyor. Görüyorsunuzdur. Sonra da y diyor. Z, x, y, yani cevabım nedir? Ceyhan seçeneğidir. Bu da çok gelen sorulardan biridir. Çemberle alakalı bir soru. Şimdi bu birim çemberin üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi birim çember üzerinde. Ben böyle bir kiri şöyle indirsem, hatta mavi renkle yazsam. Bakın şöyle bir kiriş indirdim. Burayı iki eşit parçaya ne yaptı? Ayırdı. Hatta şöyle de uzatayım ben bu kirişi. Açıyı da iki eşit parçaya böldü. Buraya ne oldu? X bölü 2 yaptı. Buraya ne yaptı? X bölü 2 yaptı. Şimdi biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Karşı tarafı ne diyorduk birim çemberde? Sinüs x bölü 2 diyorduk değil mi? Yatay olana, yani şuraya ne diyorduk? Kosinüs. Hatta şöyle ok çıkartayım. Kosinüs x bölü 2. Şimdi birim çember olduğu için şurası 1, şurası 1. Şu uzunluğu cos bölü 2 ise karşı tarafı da cos x bölü 2 olur değil mi? Şimdi bana önce ABCD dikdörtgeninin alanı lazım. Ne yaptım? Kısa kenar, uzun kenar 2, 1, 1 daha. Kısa kenar kosinüs x bölü 2. Bu dikdörtgenin alanı. Oranlayacağız. Bir de OEF üçgeninin alanına bakalım. Şimdi şu kenar yine cos x bölü 2. Şu kenar sinüs x bölü 2 bölü 2. Şu üç, bir tane üçgeni buldum. Bak şurayı buldum. Ama burada iki tane istiyordu bana. Bir de neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Doğru mu? Ve bunların birbirinin oranını soruyor. Orantılayalım. Şuradaki ikiler birbirini götürdü. Buradaki cos x bölü 2 ikiler birbirini götürdü. En son finalde ne kaldı? 2 bölü sinüs x bölü 2 kaldı. Yani 2 çarpı sinüs 1 bölü sinüs neydi? Kosekant'tı arkadaşlar. Kosekant x bölü 2'dir benim sorumun cevabı. Soru burada, sorular korkutucu ama bazen çözümü basit olabiliyor. Dikkat, yani soruyu direkt geçmeyin. Bir bakın arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ben burada şuraya, yani kos kare x'e 2 çarpı parantez içinde şöyle dedim mi arkadaşlar? Sin kare x artı kos kare x eşittir 1'di. Doğru mu? Kos kare x neydi? 1 eksi sin kare x'ti. Yani kos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazabilirim. Artı 2 çarpı sinüs x bölü. Ben şu sinüs 2x'i nasıl açarım arkadaşlar? 2 çarpı sinüs x çarpı yarım açı formülünden bu şekilde açarım. 2 çarpı sin x çarpu kosinüs x. Eşittir. Tanjant. Tanjantı nasıl yazalım arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x olarak yazarım. Renk değiştireyim. Koslar birbirini götürdü. Hepsi sin oldu arkadaşlar. Farkında mısınız? İşler dişler çarpım yapalım. 2 sinüs x ile bir tane sinüs x'i çarparsam 2 çarpı sin kare x kalır değil mi? Şimdi ne oldu? 2 1 eksi sin kare x artı 2 çarpı sinüs x. 2 çarpı sin kare x. Şöyle 2'yi parantezin içine dağıtıyorum. 2 eksi 2 çarpı sin kare x artı 2 çarpı sinüs x. Hepsini bu tarafa atayım arkadaşlar. Her şeyi bunu da atayım. Burada 2 sin kare x var. Eksi 2 sin kare x, diğer tarafı artı 2 sin kare x. Eksi sinüs eksi 2 sinüs x de, özür dilerim, artı 2 sinüs x de eksi 2 sinüs x. Artı 2 de eksi 2 olarak geçer. Şurası 4 sin kare x eksi 2 sin x eksi 2. Ben bunu işlemleri çarpanlara daha rahat ayırmam için her tarafı 2'ye bölebilirim. Yani biraz sadeleştirerek yapabilirsiniz. Her tarafı 2'ye böleyim. Sinüs x eksi 1.
Şimdi ben bunu nasıl çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar? 2 sinüs x, sinüs x, eksi 1'e artı 1. Bak bunların çarpımları eksi 1 oldu. Çapraz olarak sadeleştirdiğimde evet bunu elde ettim. Şimdi düz yazalım. Sinüs x artı 1. Sinüs x eksi 1. Yani bunun bir sıfıra eşitleyeceğim. Sonra bunu bir sıfıra eşitleyeceğim. Eşitleyeyim. 2 çarpı sinüs x artı 1'i bir sıfıra eşitleyeyim. Bir de sinüs x eksi 1'i bir sıfıra eşitleyeyim. Buradan sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 gelir. Buradan sinüs x eşittir. Artı 1 gelir değil mi? Şimdi sinüs x'in 1 olduğu açık aralık 90 derece bu aralıkta. Tanımladığı aralığında. Ama 90 derece sağlanır mı? Sağlanmaz. Aralığın içerisinde 90 almıyoruz. Şimdi buna bakalım. Eksi 1 bölü 2. Bir 210 derecede eksi 1 bölü 2'dir. Bir de 320-330 derecede 1 bölü 2'dir. Bunu şöyle yapabilirsiniz. 360'dan şöyle 30'u çıkartırsınız. Sinüsünü alırsınız. Buradan eksi sinüs 30 olduğunu görürsünüz. O da eksi 1 bölü 2 eşit olduğunu görürsünüz. Bu arkadaşların toplamı 540 olacak. Bu da 3 pi'ye eşitti gençler. Yani Bursa seçeneğidir. Bir birim çember diyor. Yani şu yarı çapları birmiş. Şurası birmiş. Ben şurası alfaysa burası da alfadır. Dış teğet burası neydi? Dış teğetti. Tanjant alfaydı değil mi? Karşısında ben ne diyordum gençler? Sinüs alfa. Komşusuna ne diyordum gençler? Kosinüs alfa. Şimdi alan buluyor. Ben şu önce pembeyi bulayım. A, B, O. Ne güzel ayaptım. Şimdi neydi? Dik kenarları yani tanjant alfa ile 1'i çarpıp 2'ye bölüyorum. Şimdi maviye bakıyorum. DCO. DCO'ya bakıyorum. Dik kenarları ne? Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2. Şimdi ben bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Oranını soruyor bunu. Orantılıyorum. Şimdi tanjant alfayı ben 2'ler gitti zaten. Yazmama gerek yok. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazabilirim. Şimdi burayı da sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Düzenleyeyim. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Alttakini de şöyle 1 bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yazabilirim. Şunlar birbirini götürüyor. Ne kaldı? 1 bölü kos kare alfa kaldı. Kos neydi arkadaşlar? Sekanttı değil mi? Yani sekant kare alfadır. Doğru mu? Burada da arkadaşlar çıkmadı ama E seçeneği. Sekant kare alfa doğru cevap seçeneğiydi. Bu şekilde diğer soruyu diyoruz arkadaşlar. Şimdi şekil 1'de iki kenarın uzunlukları 4 ve 8 birim olan ve bu kenarların arasındaki açının x derece olan bir paralel kenar varmış. Şekil 2'de de bu sefer 2x olan kenarları 6 ve 4 olan bir paralel kenar varmış. Soruda bana birinci şeklin alanının 24 birim kare olduğu, şekil 2'deki paralel kenarın alanının kaç birim olduğu soruluyor. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Ben bir paralel kenarı şöyle karşılıklı köşegenlerinden ayırsam iki tane eş üçgen mi oluştu arkadaşlar? Şu üçgende bakın şu kırmızı taralı üçgende alanı bulacağım. Üçgende sinüs teoremini uygulayacağım alan bulmak için. Ne yapıyordum mesela ben burada? S için konuşuyorum. Aşağı geleyim. 1 bölü 2 çarpı bir kenarını yazıyordum 4. Diğer kenarını yazıyordum 8. Ve sinüs x diyordum. Ortadaki açının sinüsü. İki tane üçgen olduğu için yani iki tane S olduğu için ben bunu bir de 2S'yi bulmak için ne yapıyordum? 2 ile çarpıyordum değil mi arkadaşlar? 4 çarpı 8 çarpı sinüs x. İkiler birbirini götürür. 2S eşittir. 8 kere de 32 çarpı sinüs x. Bu da neymiş arkadaşlar? 24'müş. Hemen sadeleştirme yapayım. Her tarafı 32'ye böleyim. 32'ye bölelim. Sinüs x eşittir. 24 bölü 32. Her tarafı 8 ile sadeleştireyim. Burada 3 kaldı arkadaşlar. Burada 4 kaldı. Demek ki sinüs x eşittir. 3 bölü 4'müş. Şimdi diğer paralel kenara bakalım. Aynı yöntemle böyle 2'ye bölelim. Buna a diyeyim. Buna a diyeyim arkadaşlar. Ben bir tane a yani şu maviyle taradığım a'yı bulmak için ne yapacağım? 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 kenarlar ve sinüs 2x. 2 tane a olduğu için gençler şuraya yazayım çünkü aşağıya başka işlemleri yazacağım.
2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 24 yazayım direkt arkadaşlar. Şu sinüs 2x'i şunları çarptım, 24 yazdım. Sinüs 2x arkadaşlar 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olarak ayırabilirim değil mi? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olarak ayırabilirim. Şöyle biraz büyüteyim daha net olsun. Şu ikiler birbirini götürdü. 24 ile 2'yi çarptığımda 2a buradan 48 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Şimdi devam edelim. Şöyle siyah geçeyim. Ben sinüs x'i biliyorum ama kosinüs x'i bilmiyorum. Ben bunu nasıl bulurum? Sinüs x'i biliyorum ama. Hemen şöyle bir dik üçgen oluştururum gençler. Buraya x derim. Buraya 3 derim. Karşı bölü hipotenüstü 90 derece. 90 derecenin karşısı hipotenüs. Buraya da 4 derim. Hemen bir Pisagor bağıntısı oluştururum. 3'ün karesi, soru işaretinin karesi eşittir 4'ün karesi. 3'ün karesi 9. Soru işaretinin karesi. 4'ün karesi 16 gençler. Artı 9 diğer tarafı eksi 9 olarak geçer. 16'dan 9'u çıkartırsam 7. Soru işaretim neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Kök 7'ymiş. Şurası kök 7'ymiş. Şimdi bana kosinüs x'i mi soruyor? Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Komşusunda soru işareti var. Yani ben bunu kök 7 buldum. Hipotenüs de 4'tü. Bunu da bulduk gençler. Şimdi artık buraya finale yazabilirim. Bana sorduğu paralel kenar 2a'ydı. 48 çarpı sinüs x'i ben ne bulmuştum arkadaşlar? 3 bölü 4 bulmuştum. Kosinüs x'i kaç bulmuştum arkadaşlar? Kök 7 bölü 4 bulmuştum. Şimdi şunları 4 ile 4'ü çarparsam 16. Yani şu ikisini çarparsam 16. 48 ile 16'yı sadeleştirirsem burada 3 kaldı. Yani 3 çarpı 3 çarpı kök 7'den benim alanım, yani şekil 2'nin alanı 3 kere 3 9 kök 7'dir. Yani Diyarbakır seçeneğidir. Çok güzel bir soruydu. Hem sinüs teoremini uyguladık, kosinüsü bulduk, sinüsü bulduk. Hem yarım açı formülünü uyguladık. Bütün formüllerin hemen hemen içine barındırdığı bir soruydu. Devam edelim. Sadeleştirme sorusu. Bu yüzden mümkün olduğu kadar tanjantı, kotanjantı, eğer sekant varsa sekantı, kosekant varsa kosekantı en açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. Mesela uzun uzun yazacağım, kısaltmalar kullanmayacağım. Mesela sinüs yerine S, kosinüs yerine C kullanmayacağım. Kafanız karışmasın diye açık bir şekilde yazıyorum. 1 artı kotanjant neydi arkadaşlar? Kosinüs bölü sinüs değil mi? Yani kotanjant yerine kosinüs x bölü sinüs x yazabilirim. Şu tarafta herhangi bir şekilde tanjant, kotanjant, sekant, kosekant bu tarz bir şey yok. Bunu o yüzden aynen yazalım. Ama bir şey göreceğiz. Sinüs x eksi kosinüs x. Şimdi şurada paydaları eşit diyelim. Yani ben bunu sinüs x'e çarpalım. 1 bölü sinüs x artı kosinüs x. Tabii ki sınavda bazı işlemleri atlayabilirsiniz. Hani ben bunu kolayca aklımdan yapabilirim diyebilirsiniz. Ama ben şu an bunu ayrıntılı anlatmak zorundayım. Çünkü bazı videolarda çok uzun anlattığımı söylemişler. Mecburen uzun anlatmam. Herkese hitap etmek zorundayım. Ayrıntılı anlatmak zorundayım. Tabii ki de bazı işlemleri yok edebilirim. Ama yok etmiyorum. Ayrıntılı ayrıntılı anlatıyorum. Şimdi şurada takla atma var. Yani alttaki üste gelecek. Ne olacak? Birinci aynen yazıyor, ikinci takla atıyor. Yani sinüs x bölü sin x artı kosinüs x olarak yazılıyor. Eksi sinüs x bölü sinüs x eksi kosinüs x. Şimdi bu soru tarzlarında payda eşitleme yapılabilir. Biraz zordur ama yapılması gerektiği zamanlardan biri bu şu anki an. O yüzden dikkatli bir şekilde işlemleri takip edelim. Ben buraya ne yazacağım? Sinüs x eksi kosinüs x. Çünkü burada o var. Buraya ne yazacağım? Çapraz olarak yazıyorum hatlarını. Sabırla işlem hatası yapmadan dağıtıyorum. Sinüsle sinüsü çarptım. Bak sinüsle sinüsü çarptım. Sin kare x. Sinüs ile bakın yine sinüs ile kosinüsü çarptım. Sinüs x çarpı kosinüs x. Eksi sinüs x ile sinüs x'i çarptım. Sin kare x. Hepsini bir payda yazacağım. Dikkat edin. Eksi sinüs x ile kosinüs x'i çarptım. Eksi
sinüs x çarpı kosinüs x. Dikkat edin, bu eksi ile her şeyi çarpıyorsunuz. Paydayı aynen şöyle yazalım. Şuraya geleyim. Daha net görürsünüz. Kırmızı ile yazalım. Sinüs x eksi kosinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x. Sinüs ve sinüsün çarpımı sin kare x. Kosinüs ve kosinüsün çarpımı kos kare x. Eksi ile artının çarpımı eksi. Tam kare farktır. Bilginiz olsun. Yani ben paydaya direkt sin kare x eksi kos kare x yazdım. Şimdi bizde neler birbirini götürüyor? Şurası artı bu arada. Şu arkadaşlar birbirini götürüyor. Çünkü biri artı biri eksi. Bir yerde işlem hatası yaptım mı diye bakıyorum. Şimdi sin kare x dedik. Evet. Çünkü şurası, şurada bir işlem hatası yapmışım. Hatta gitmiyormuş arkadaşlar. Sinüs de eksi kosinüsü çarptığımda eksi sin x çarpı cos x. Şurayı da silelim. Heh. Sin kareler birbirini götürüyor. Eksi sin x çarpı cos x. Eksi sin x çarpı cos x daha konuşabilsem süper olacak. Eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x oldu gençler. Bölü sin kare x eksi cos kare x. Şimdi çok güzel bir şey gelecek. Şimdi açılımlara bir bakalım sizinle birlikte. Sinüs 2x'in açılımı. Ezberlemeniz gereken bir açılım. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x değil mi arkadaşlar? Ezberlememiz gerekiyordu. Bir de kosinüs 2x'in açılımını yazalım. Cos kare x eksi sin kare x. Şimdi şu kısmın eksi yazmak zorundayım. Şu kısmın sinüs 2x'in açılımı olduğunu görüyorsunuz. Bu kısmın farkındaysanız bak tam tersi, eksilisi. O zaman bunu eksi cos 2x diye yazabilir miyim gençler? Şuradaki eksiyle bakın tarıyorum. Buradaki eksi birbirine ne yaptı? Artı yaptı. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x oldu. Bu da nedir arkadaşlar? Tanjant 2x'tir. Cevabım Ceyhan seçeneği. Farkındaysanız trigonometri sorularında bir tane formülü bilmeniz yetmiyor. Birkaç tane formüle hakim olmanız gerekiyor ya da hakim olduğunuzu düşünelim. Birkaç tane formülü uygulamanız gerekiyor. O yüzden dikkatli olmanızı istiyorum. Diğer bir soruyla devam edelim. Sadeleştirme değil. Şu an sadeleştirme demiş burada. Ama en sade şekilde açarak biz bu soruyu yapacağız. Yani tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x diyeceğiz. Kotanjant x yerine kosinüs x bölü sinüs x diyeceğiz. Tekrar ediyorum gençler. Siz aklınızdan yapabilirsiniz. Bazı işlemleri atlayabilirsiniz ama benim ayrıntılı anlatmam gerekiyor. O yüzden kolay olabilir. Bazı soruları kolay çözülebilir. 10 saniyede ya da 20 saniyede çözülen soruları ben daha uzatmış da olabilirim. Ama bunu yapmak zorundayım. Devam ediyorum. Yerine yazalım. 1 artı tanjant x gördüğüm yere sinüs x bölü kosinüs x. Kotanjant gördüğüm yere cos x bölü sinüs x yazalım. Şunu aynen yazayım. Buna hiçbir şey yok çünkü. Aynen yazdım. Şimdi arkadaşlar kesirli bir ifade. Payda eşitlemeden olur mu? Tabii ki de olmaz. Kosinüs x yazdım. Cos x ile 1'i çarptığımda cos x. Artı tek paydada yazıyorum sin x bölü kosinüs x. Altındaki paydadaki ifadeyi de aynen yazayım. İşlemlere dikkat edici takip edin arkadaşlar. Kaçmasın gözünüzden. Bunu da aynen ne yaptım yazdım. Şimdi birinciyi şurada birinciyi aynen yazıyorum arkadaşlar. Yani üstteki birinci dediğim şey pay kısmındaki ifadeyi aynen yazıyorum. Paydadaki ifadeyi ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. Zaten götürse şaşardım. Götürmüyor arkadaşlar. Yani illa uzatacaklar. Belki güzel bir şey çıkar diye ümit ediyorum. Çünkü çarpma var. Çat çat sadeleşmesini istiyorum. Aa, bir tane sadeleşen bir şey geldi. Maviye geçeyim. Sinüsler sadeleşti. Bak hepsi çarpım durumunda olduğu için artık sadeleştirebilirim. Başka sadeleşen yok. Bakın yine şurada sorudaki gibi tam kare farkı.
sinüse çarptım. Sin kare. Kos da kosu çarptım. Kos kare. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Aynısını yazıyorum. Şunu hatta şöyle yazabilirim. Daha rahat görebilirsiniz. Kafanız karışmasın diye. Yer değiştirmem bir şey değiştirir mi? Değiştirmez değil mi? Şöyle ayırayım da karışmasın. Sinüs de sinüsü çarptım. Sin kare x. Kosinüs de kosinüsü çarptım. Kos kare x. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. Payda da kos da kosu çarptım. Kos kare x. Eşittir neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Ben bunları bir tek şeyde yazabilirim. Ne yapayım? Ben şunu şurası sin kare x ile kos kare x'in çarpımları bir, toplamları birdi, değil mi? Ben artık kos kare x'i diğer tarafa eksi kos kare x diye atar mıyım arkadaşlar? O zaman sin kare x gördüğüm yere ben, yerim dar, 1 eksi kos kare x yazdım. Eksi kos kare x bölü kos kare x eşittir 2. Videoyu durdurup sayfa açtım kendime. Şurada bulduğumu yeni bir sayfa da yerine yazdım. En son bunu bulmuştum. Şimdi şu kısım 1 eksi 2 kos kare x bölü kos kare x eşittir 2. Altında gizli bir 1 var. Çat işler dışlar çarpımı yapabilirim. 1 ile üst tarafı çarptığımda aynen yazılır. 2 ile kos kare x'i çarptığımda 2 kos kare x gelir arkadaşlar. Eksi 2 kos kare x diğer tarafı artı olarak geçer. Yani 4 tane kos kare x eşittir 1 ise kos kare x eşittir 1 bölü 4. Yani kosinüs x eşittir 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bana soruda sanırsam yanılmıyorsam sinüs x'i sormuş. Hemen ne yapıyorum? Çat diye bir üçgen, dik üçgen çiziyorum arkadaşlar. Şuraya x diyorum. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Hemen şu bilinmeyen kenarı bulabilirim Pisagor'dan. Soru işaretinin karesi. 1'in karesi eşittir 2'nin karesi. Soru işaretinin karesi artı 1 eşittir 4. Soru işaretinin karesi eşittir. Bunu bu tarafa atarsam arkadaşlar 3 kalır. Yani soru işaretim benim karekök 3'tür. Bana sinüs x'i sormuştu. Kök 3 bölü karşı bölü hipotenüsten. Kök 3 bölü ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Yani Diyarbakır seçeneğidir cevap. Bir sırası sorusu. Şimdi ben bu a'yı bu aralıkta bir sayı değeri alsam. Alabilirim. Şurası ne bu açı? 3 çarpı pi bölü 4. Yani pi yerine 180 derece yazıyorum. Şunlar gitti. Burası 45 kaldı. 3 de çarparsam 135. Pi zaten 180'di arkadaşlar. Demek ki a açım neymiş? 135 ile 180 arasında bir açıymış. A'ya ne alalım? 140 derece alalım. Zaten 2a var bir de. 2a'da ne olur arkadaşlar? 180, 280 derece olur. Doğru mu? Şimdi devam edelim. X'ten sinüs 280 çarpı tanjant 280. Y'ye bakayım. Kosinüs 280 çarpı kotanjant 280. Bir de Z'ye bakalım. Sinüs 140 A diyor çünkü. Kotanjant 280. Şimdi hepsini öncelikle şöyle bir bilim çemberimizi çizelim. Neydi bilim çemberde işaretler? Herkes, yani bütün her şey artıydı. Herkes sever Türkiye Cumhuriyeti koşucularını. Yani burada neydi arkadaşlar? Sinüs artıydı sadece. Burada tanjant ve kotanjant artıydı. Burada da kosinüs artıydı. Hatırladık mı? Burası 0 derece, 90 derece. Açılarımı böyle yazdım ya, sayısal olarak yazayım dedim. 180 derece, 270 derece ve 360 derece arkadaşlar. Şimdi sinüs 270 şuraya denk geliyor, değil mi? 270, 280, 270 ile 360 arasında sadece kosinüs artı. O zaman şurası ne arkadaşlar? Eksidir, değil mi? Tanjant 280 yine aynen bu bölgeye geliyor. Dördüncü bölge. Burada sadece kosinüs artı diyor bana. Burası da ne olmak zorunda? Eksi olmak zorunda. Eksi ile eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Artı olur. X artı. Şunları eleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. 280. Evet, dördüncü bölgede ve sadece kosinüs artı. O zaman burası nedir arkadaşlar? Artıdır.
Kotanjant 280. Kotanjant değil arkadaşlar. Sadece kosinüs artıydı. Burası eksi. Artı ile eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Eksidir. Zaten direkt cevabın B olduğunu biliyoruz ama biz bunu da yapalım. 140. 140 bu bölgede arkadaşlar. İkinci bölgede. Bu da ne sinüs artıymış. Yani burası nedir? Artıdır. Kotanjant 280 yine bu bölgeye denk geliyor arkadaşlar. Burada da neydi? Eksiydi. Artı eksi ne oldu arkadaşlar? Eksi oldu bu da. B seçeneği cevap. Sorusu. Yine bir eğer kapalı ifadeleri tanjant olsun, kotanjant olsun, sekant, kosekant ya da böyle 2x'li bir ifadeyi ayırmak olsun. Sadeleştirmede bunların hepsini yapacağız arkadaşlar. Şöyle öncelikle sinüs 2x'in açılımını ben bir yazayım. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x daha rahat görebilmek için. Tanjant da sinüs x bölü kosinüs x. Ve yerlerini yazalım. 2 çarpı tanjant yerine sinüs x bölü kosinüs x. Sinüs 2x yerine 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x yazıyorum. Alt tarafı henüz dokunmuyorum. Üstten ne geleceğini bilmiyorum çünkü daha. Yukarıdakine göre alt tarafını ne yapacaksam yapacağım. Pay kısmında paydaları eşitleyeceğiz. Kesirli ifade. Daha önceki sorularda da bol miktarda yaptım. Payda eşitlemeyi kaçırmayın gençler. Payda eşitliyorum. Şurası. Şurası 2 çarpı sinüs x tek payda da yazacağım arkadaşlar. Eksi 2 sinüs x çarpı kos kare x. Bak kosinüs de kosinüsün çarpımı. Bölü kosinüs x paydayı yazdım. Bir daha bölü sin kare x. Ya ben şöyle yazacağım. Şu sin kare x'i bunun yanına alsam takla attırmış versiyonuyla en azından daha rahat olur. Şimdi devam ediyorum. Diğerden bir şey gelecek mi? Hemen bakalım. Geldi. Şu ifadede ortak paranteze alsam. İkisinde de 2 sinüs x var. Görüyor musunuz? 2 çarpı sinüs x var. Burada ne kaldı şurada? 1 kaldı. Başka bir şey kalmadı. Şu kısımda ne kaldı arkadaşlar? 2 sinüs x'i dışarı atarsam. Cos kare x. İyi ki de aşağıya dokunmamışız arkadaşlar. Ya da dokunsaymışız da görürmüşüz diye düşünüyorum. Altı aynen yazdım. Şurası neydi? Hatta şuraya da yazayım. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1'dir. Biliyorsunuz bunu. Bu kosinüs kare x'i diğer tarafa atarsam ben. Sin kare x buradan 1 eksi kos kare x'tir değil mi? Ben burada 1 eksi cos kare x gördüğüm yere sin kare x yazabilir miyim? Yazarım. Ve ben alttaki ile üsttekini böyle güzelce bir sadeleştirir miyim? Tabii ki de sadeleştiririm. En son finalde ne kaldı üst tarafta? Pay kısmında 2 çarpı sinüs x. Alt kısmında ne kaldı? Kosinüs x kaldı. Şuranın, buranın tanjant x'e eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani benim cevabım 2 çarpı tanjant x'tir. Yani adanın seçeneğidir. Kas ve Sas sorusuna geldik. Çıktığı sene çok meşhur bir soru oldu arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey tanımlamışlar. Şöyle biraz büyüteyim. Çekirde verilen 10 merkezli birim çemberi üzerinde P noktası ve S noktaları veriliyor. RO doğru parçasının x ekseninde yaptığı pozitif yönlü açı alfa olarak kullanılıyor. Yine bir fonksiyon oluşturulmuş. Ve mesela yani neymiş arkadaşlar? Ben buraya x diyeyim. Güzel yazayım. Şuraya da y diyeyim arkadaşlar. Burası alfa ise şu mavi ile taradığım açı 90 eksi alfa mı olur? Şimdi demek ki bak şu kas alfa dediği şu x arkadaşlar. Sas alfa dediği rp'di. Neydi arkadaşlar? Y. Ben onları öyle dedim. Şimdi birim çember olduğu için şurası da bir. Her şey bir. Burası da bir. Hatta burası da bir. Şimdi ben şu üçgen için konuşacağım önce. Burada bir üçgen var değil mi? Şöyle. Ben bu üçgende kosinüs teoremi uygulayacağım. Neydi kosinüs teoremi? Açının karşısındaki kenarın karesi. Kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı kosinüs alfa. Bir de aynı şeyi şu kırmızı için yapayım.
Açının karşısına y, y'nin karesi. Kenarlarına 1, 1'in karesi ve 1'in karesi. Eksi 2 çarpı kosinüs 90 eksi alfa. Şu 90 eksi alfayı şöyle güzelce 90'dan sonra çıkarınca ne oluyordu? İşaretli kosinüs sinüs oluyordu. Sinüs alfa. Yani y kare buradan 1'in karesi 1, 1'in karesi 1. 2 eksi 2 çarpı sinüs alfa mı oldu? X kare de şunun 1'in karesi 1, 1'in karesi 1. 2 eksi 2 çarpı kos alfa mı oldu arkadaşlar? Tamamdır. Kasları bulduk arkadaşlar. Bu arada evet x kareler. Şimdi bana soru da kas kare alfayı soruyor. Biz kas kare alfa yani niye soruyor arkadaşlar? X kareye soruyor aslında değil mi? Kasa x dedik çünkü. X kareye soruyor. Ben x kareyi buldum zaten burada. Şöyle biraz büyüteyim. 2 eksi 2 çarpı kosinüs alfa olarak buldum. Altındakini düzenleyelim. 2 eksi sas kare alfa. Sasa ben ne dedim? Y dedim. Yani y'nin karesini soruyor. Ben y'nin karesini de biliyorum. Parantez içerisinde 2 eksi 2 eksi sinüs alfa. Düzenleyeyim. Şu paydadaki kısmı şöyle içeri atayım. Üsttekini aynen yazayım. 2 eksi 2 şuradaki eksiyle buradaki eksinin çarpımı artı 2 çarpı sinüs alfa. Şu ikiler gider. En son finalde ne kaldı arkadaşlar? 2 eksi 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2 çarpı sinüs alfa. Buradan sonra tabi burada buraya kadar da zor kabul ediyorum. Ama buradan sonra işler biraz sapıtabiliyor. Nasıl sapıtıyor arkadaşlar? Şıklarda görmüyorsunuz ama şıklarda işte alfa bölü 2 ile bir cevaplar da var. Şimdi madem şıkları nasıl ulaşacağız? Şöyle şu formülü yazmam gerekiyor. Siyahla yazayım. Kosinüs alfa ben yarımucu formülü uygulasam. Kos kare alfa bölü 2 eksi sin kare alfa bölü 2 yazılır mı arkadaşlar? Yazılır değil mi? Peki ben buraya 1 eksi sin kare alfa bölü 2 yazabilir miyim? Neden öyle yazdım? Sin kare x artı kos kare x 1'dir ya. Bunu bu tarafa atarsam kos kare x eşittir 1 eksi sin kare x. Demek ki kosinüs teta alfa teta nereden çıktı? 1 eksi 2 tane sin kare alfa bölü 2 mi yazdım? Gideyim bunu, gideyim şunu şuraya yazayım. Yeni bir sayfa açtım yer yetmez belki diye. 1 eksi 2 çarpı sinüs kare alfa bölü 2. Altına herhangi bir şey yapmayayım şimdilik. Üstü halledelim önce. Şu iki parantezin içine dağıtıyorum. Şu 2 ile 1'i çarptım 2. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım artı 2 çarpı sin kare. Alfa bölü 2. Madem açmışken arkadaşlar alttaki ifadeyi de açayım. Neyi açayım yani? Sinüs alfayı açayım. 2 çarpı sinüs alfa bölü 2. Madem açtık bunu da açmamız gerekiyor. Alfa bölü 2. Bir de başında 2 var. 2 çarpı sinüs alfa bölü 2. Kosinüs alfa bölü 2. Şu ikiler birbirini götürür. Üst tarafta ne kaldı arkadaşlar? 2 çarpı sinüs kare alfa bölü 2 bölü. Şurada şu 2 ile bunu çarptığımda şurası 4 kalır arkadaşlar. Çünkü sadeleştirmesi gerekiyor şimdi fark ettim. 2 ile 2'nin çarpımı 4 çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2. Şunlar birbirine bundan bir tane gitti. Aşağıdakini yok etti. Dörtler gitti. Üst tarafta sinüs alfa bölü 2. Alt tarafta kosinüs alfa bölü 2. Bu nedir arkadaşlar? Tanjant alfa bölü 2'dir. Bu D şıkkıydı normalde ama burada yok. Tanjant alfa bölü 2 cevaptır. Evet çok zor bir soruydu. Kolay değil. Bayağı bir işlem yaptık. Bu şekilde.
Çözüldü gençler. X'in 0 ile 3 pi bölü 2 aralığında olduğunu söylüyor. Mutlak değer sinüs x eşittir kosinüs 50 diye. Yani aslında sinüs 40 eşittir değil mi? Bu içleri birbirini 90 tamamlayınca birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşit oluyor. Mutlak değer olduğu için eksilisinin de artılısını almamız lazım. Bir kere 40 derece olur değil mi? Bunda hemfikiriz. Ne yapıyorum? 180 ekliyorum. Önce. İlk açımız 220 oldu. Değişmiyor. Yine 40 dereceydi. Bu sefer 180'den çıkartacağız arkadaşlar. Ekliyoruz, çıkartıyoruz. Ekliyoruz, çıkartıyoruz. 140 oldu. Evet olabilir. Aralıkta, tanımladığı aralıkta. Bir de 40 var. Yani 220, 140 ve 40'ın toplamı cevabım 400. 400 de 20 pi bölü 9'a denk geliyor. Bakalım. Kos kare 80 derece artı 5 sinüs sin kare 80 derece eksi 3 bölü kosinüs 50. Şimdi arkadaşlar ben bir kere sinüs cinsinden ya hepsini bir sinüs cinsine çevirebilirim. Yani sinüs cinsinden değil ama çevirebilirim. Hepsini aynı cinsinden çevireyim ki içim rahat etsin. Şurası artık yazmama gerek yok. Diğer şeylerde çok yazdım. Artık direkt yazabilirim. 1 eksi sin kare 80 derece yazabilirim değil mi? Artı 5 çarpı sin kare 80 derece eksi 3. Alttakisi de alttakisi sinüs 50. Devam ediyorum. Yukarıdaki işlemi yapıyorum. 5 tane sinüs sin kare 80'den 1 tane sin kare 80'i çıkartırsam 4 tane sin kare 80 kalır. Eksi 3 artı 1'den eksi 2'dir. Alttakini de aynen yazayım. Sinüs 40. Üsttekinde bakın ikisini de iki parantezin alabilirim. Ortak parantezin aldım. Üst tarafta ne kaldı? 2 çarpı sin kare 80 eksi 1 kaldı. Bölü sinüs 40. Devam edelim. Yukarıdaki ifade. Şimdi ben şöyle bir şey yazacağım. Ondan sonra tekrardan deneyeceğiz. Kos kare 160. Kos kare 80 eksi sin kare 80 olarak yazılmaz mı? Ve ben bu formüldü. Ben bu formülü şöyle değiştireyim. Kos kare 80 1 eksi sin kare 80 olarak yazılmaz mı? Biraz toparlayalım. 1 eksi bir eksi sin kare 80 eksi sin kare 80 daha 2 tane sin kare 80 olarak yazıldı. Farkındaysanız bu formül size bunun formülünü anlatırken yarım açı formülünü önce bu veriliyor sonra bu veriliyor bir de bunu kosinüs şekli veriliyor arkadaşlar. Peki gençler şurada bir şey gördünüz mü fark ettiniz mi? Bu gördüğünüz eksi kosinüs 160 derece değil mi arkadaşlar? Doğru mudur? Şimdi kosinüs 160. Biz bu kosinüs 160'ı şu eksi kosinüs 160'ı eksi kosinüs 180 eksi 20 olarak yazabilir miyim? Eksiyi yazdım. Kosinüs 180'den yani şuradan yukarı doğru çıktığında şu bölge ikinci bölgeye gelecek. İkinci bölgeci kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs 20 olarak dönmez mi? Eksi eksi ne oldu arkadaşlar? Artı kosinüs 20 oldu. Bir de başta ne vardı? Şu 2'yi unutmayalım. Şöyle çarpı 2 diyelim. Şunun açılımı şöyle aşağıya yazayım. Güzel yazayım. Sinüs 40 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20. Yazayım. 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20. Ve birbirine şuraya 20 yetmedi. Şöyle bir daha yazayım. Kosinüs 20. Kosinüsler götürdü. İkiler götürdü. En son finalde 1 bölü sinüs 20 kaldı. Bu da nedir arkadaşlar? Kösekant 20 derecedir. Yani Diyarbakır seçeneğidir.
Bir aralık vermiş arkadaşlar. Bu aralık hangi dereceye denk geliyor bir bakalım. 186'ya böldüğümde 30 derece. 180'i 45'e böl özür dilerim. 184'e böldüğümde 45 derece. Direkt cevabı aklımdan söyledim. Peki ben A'ya 35 derece değil mi? Orada bakın aralıkta gayet normal. X eşittir tanjant 35. Y eşittir tanjant 2 katı arkadaşlar 35'in 2A diyor çünkü 70. Z de tanjant 3 katı arkadaşlar 105. Şimdi şöyle ben birim çemberimi çizeyim. Neydi? Herkes sever Türkiye Cumhuriyeti koşucuları. Eminim arkadaşlar daha güzel açılım hani kodlamalar vardır ama benim zamanımda öğrendiğim buydu ve bunu devam ettiriyorum. Herkes dediği için her şey artı. Sever dediği için S harfi sadece sinüs artı. Türkiye Cumhuriyeti deyince arkadaşlar tanjant ve kotanjant artı. Koşucuları dediği zaman kosinüs artı. Şunları artı diyeyim de eksi olarak algılamayın. Şimdi tanjant 35. Şurası 90 derece. Burası 180 derece. Burası 270 derece. Burası 360 derece. Şurayı da ancak bir de 0. 35 şu birinci bölgede değil mi? Ve 70 de aynı zamanda bak. 35 derece de burada. 70 derece de burada. Birinci bölgede açılar arttıkça tanjant değeri artar. Yani y'nin x'ten büyük olduğunu biliyoruz. Gelelim 105'e. 105 arkadaşlar ikinci bölgede. İkinci bölgede bakın 105'e denk geliyor. 90 ile 180 arası. Ve 105 arkadaşlar yani ikinci bölgede sadece sinüs artı olduğu için tanjant nedir? Eksidir. Yani otomatikman zaten z nedir? Negatiftir. Diğerleri pozitifken iki, çünkü birinci bölgede her şey pozitif. Z negatiftir. Yani otomatikman nedir? Z en küçüktür. Y büyük x'ten, o da büyük z'den. Diğer bakır seçeneği. Verilenleri bir yerlerine yerleştirelim. Şimdi şu dışarıdan teğet olan neydi arkadaşlar? Tanjant değeriydi. Hangi açıya göre? X açısına göre tanjant x. Peki şurası neydi arkadaşlar? Yatay olan kosinüstü. Dikey olan neydi arkadaşlar? Sinüstü değil mi? Burası da sinüs x. Hatta şöyle içeri yazayım daha güzel olsun. Peki şurası arkada, burası birim çember olduğuna göre, pardon yarıçapı biri olan bir çember olduğuna göre, şurası birse, şurası, bak şu turkuaz olan yer, 1 eksi cos x değil mi arkadaşlar? Şimdi, şurası 1. Sinüs dediğim yer şu, maviyle boyadığım yer. Devam edeyim. Harfleri eş bulacağım. Şimdi bana sinüs x'i söylemenizi istiyorum. Yani içinizden söyleyebilirsiniz. Karşı bölü hipotenüsü değil mi? Sinüs x'in karşısında ne var? Tanjant x'i var. Hipotenüs nedir arkadaşlar? BC kenarı artı 1. Buradan ben BC'ye çekeceğim. Şunun altında gizli bir 1 var. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Sinüs x çarpı. Hatta şöyle yapayım daha güzel olur. BC artı 1 ile sinüsün yerlerini değiştireyim. Amacım BC'yi bulmak değil mi? Artı 1 diğer tarafı ne diye geçer arkadaşlar? Eksi 1 olarak geçer. BC neymiş? Tanjant x bölü sinüs x eksi 1. Şimdi şurada benden istenilen de her şeyi bulduklarımı yazayım. BA yerine, AB yerine, şu AB yerine tanjant x yazabilirim. Çünkü onu dedim. Artı BC'yi zaten şurada buldum. Tanjant x bölü sinüs x eksi 1 bölü CD yerine CD nerede? Ha, sinüs x demiştim. DA yerine 1 eksi kosinüs x demiştim. Burada yazdıklarım hepsi grafiğin şu çemberin yarım çemberin üzerine de var. Şimdi bakalım hepsini x cinsinden yazacağız. Nasıl yazacağız bakalım. Şimdi tabii ki de açacağız arkadaşlar. Bunun yerine ne yazacağım? Sinüs x bölü kosinüs x. Şunu arkadaşlar şu altta yapayım da. Tanjant yerine sinüs x bölü kosinüs x. Bir de paydada ne var arkadaşlar? Sinüs x var. Üsttekini aynen yazıyorum. Alttakini ters çevirip çarpıyorum. Sinüsler birbirini götürdü.
Ne kaldı? 1 bölü kosinüs x kaldı. Şu da şöyle bulut içinde yazalım ki. Artı 1 bölü kosinüs x. Eksi 1. Bölü. Alttaki ifadeyi yazayım ben. Sinüs x eksi kosinüs x artı 1. Pay, üst tarafın yani pay kısmındaki ifadelerin şunların paydaları birbirine eşit. Ne yazabilirim? Sinüs x. Şunun altında gizli bir 1 var. Bunun paydasını kosinüs x ile genişletelim. Tek bir payda da yazıyorum arkadaşlar. Eksi kosinüs x bölü kosinüs x. Altındaki ifadeyi de aynen yazayım. Sinüs x. Aslında bir şeyler geldi. Belki göz kırpıyor size. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an çıktı yavaş yavaş. Üsttekini aynen yazayım. Hatta yerlerini değiştirerek üsttekini yazayım. Şu ikisinin yerlerini değiştireyim ki daha rahat görün. Kosinüs x artı 1 bölü kosinüs x. Üsttekini aynen yazdım. Alttakini ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. Eksi kosinüs x artı 1. Ve birbirlerine ne yapıyor? Çat ve çat sadeleştiriliyor. Finalde ne geliyor? 1 bölü kosinüs x geliyor. Ve bu da nedir arkadaşlar? Sekant x'tir. Edirne seçeneği. Şimdi bu tarz sorular çok korkutucu sorular oluyor öğrenciler açısından. Ama ben biraz uzattım görüyorsunuz. Daha anlaşılır olsun diye tekrar söylüyorum. Daha kısa yapabilir misiniz? Tabii ki de yapabilirsiniz. Tabii ki de ben de yapabilirim. Ama uzun anlatmak zorundayım. Bunu tekrar söylüyorum. Şimdi bu soru o kadar zor bir soru değil. Neye göre zor bir soru değil biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Bakın hemen geç. Bu soruya göre, şuna göre kesinlikle daha zor bir soru değil. Bu zordu mesela. Şu gördüğünüz soru. Ben başka sorularda çözdüm daha zor. Mesela bak iki sayfaya geçmişim. Şu soru mesela işlem hatasında çok açık bir soru. Bu sorulardan daha şey değil arkadaşlar. Karaladım. Daha zor değil. O yüzden bu soruları direkt geçmeyin. Şu soruları direkt geçmeyin. Bir bakın. Gördüğünüz gibi mesela şu, ben şu kosinüs x'i sinüs x'i var ya. Biz bunu zaten bilim çemberi anlatırken direkt zaten gösteriyor hocalarınız. Ben de gösteriyorum. Ya da şu tanjant x direkt çat diye yazıyoruz. Şu turkuaz olan yer 1 eksi kosinüs x. Biz de bunu gösteriyoruz öğrencilere. Yani bunların hepsi yerleştikten sonra geri kalanını yapmak daha kolay bir hal alabiliyor. O yüzden bu soruları atlamayın. Bir bakın derim ben. Devam edin. Yeniden bir sadeleştirmeye benzer ama bir nevi de denklem kök bulma gibi açı bulma gibi bir soru var. Ki ben de kendi açıkçası üniversite sınavına hazırlanırken trigonometride tek sevmediğim kısım buydu. Şimdi bakalım. Şimdi şurada içler dışlar çarpımı yapalım. Bunu biliyorsunuz, görebiliyorsunuzdur. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. Bakın tam kare açılımı. 1 artılısı 1 eksilisi. Diğerleri aynı. Sinüsle sinüsü çarptım. Sin kare x. Kosinüsle kosinüsü çarptım. Kos kare x. Artı ile eksiği çarptım. Eksi. Farkındaysanız ben bunu yani şunu bir daha yazayım daha net görün. Çarpı sinüs x artı kosinüs x. Ben bunu sin kare x eksi kos kare x diye yazdım. Yani bu nedir biliyor musunuz? Şunun açılımıdır arkadaşlar. Bir artılısı olarak yazılıyordu hatırlarsanız. Bir de eksilisi olarak yazılıyordu hatırladınız mı? Ben bunu, bu formülü, şu formülü şu ana kadar saydım. Bu üçüncü kullanışım. Belki daha fazla bile olabilir. Demek ki bu formüle ve burada uygulayacağınız şey çok dikkat etmenizi istiyorum. Devam edeyim. Şimdi açılımlar vardı iki tane. Şuraya yazayım. Sinüs 2x neydi? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti değil mi? Bir de kosinüs 2x'e bakalım. Kos kare x eksi sin kare x olarak yazılırdı. Şimdi bakıyorum. Buraya evet sinüs 2x yazabilirim. Buraya bunun eksilisi yani eksi kosinüs 2x olarak yazabilirim. Yani ben şunu şu formata getireyim de daha rahat gözünü görün. Ben şurayı kosinüs 2x'e böleyim. Şurayı kosinüs 2x'e böleyim. Şunlar gider. Şurası nedir arkadaşlar? Tanjant 2x eşittir. Eksi 1 midir? Tanjant nerede eksi 1'de?
3 pi bölü 4 değil mi? Şöyle ayırayım. Buradan sonrası biraz sancılı olabilir. Yani formülü de sancılı değilse. Denklem nasıldı? 2x. İçerisindeki açıyı yazıyordum. Sonra şu dışarıdaki değere bakıyordum. Eksi 1. Tanjant nerede eksi 1'dir? 3 pi bölü 4'te, yani 135 derecede, değil mi arkadaşlar? Artı k pi. Tanjant da k pi'ydi arkadaşlar, hatırlarsınız. X'i bulmak için her tarafı kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Bunu da 2'ye bölüyorum. Bu arkadaşı da 2'ye bölüyorum. X eşittir 3 pi bölü 8 artı k çarpı pi bölü 2'dir. Şimdi değer vereceğim arkadaşlar. Çünkü aralık bu. K eşittir 0 için. Yerine yazdığımda x eşittir 3 pi bölü 8. 0 yazdığımda zaten 0 olur. Şimdi k eşittir 1 için. Nereye kadar gideceğim? Zaten tepede bak, şurada aralığın nereye kadar gideceğini vermiş zaten. X eşittir 3 pi bölü 8. 1 yazarsam pi bölü 2 kalır. Şunu 4 ile genişleteyim gençler. 4 pi, 3 pi daha 7 pi bölü 8'dir. Şimdi bana şu iki arkadaşın toplamını soruyordu. 10 pi bölü 8'dir. Şu pi'yi güzel yazayım. Bunu da sadeleştirirsem 5 pi bölü 4 yapar. Yani Bursa seçeneğidir. Yine kotanjant var ve yine kotanjantı kosinüs bölü sinüs olarak yazmak var arkadaşlar. Şimdi de başlayalım. Kotanjant 34. Kosinüs 34 bölü sinüs 34 olarak yazılır. Şimdi şu arkadaş zaten bazı şeyler size göz kırpacak arkadaşlar. Ne gibi? 22 ve 44 gibi. Bunlar birbirinin kaç katı? 2 katı. 2 katı şeyi gördüğünüz vakit yarım açı formüllerini uygulamayı sakın unutmayın. Neye uygulayacağım? Bunu uygulayacağım. Şuraya. Uygulayayım. Sinüs yarım açı formülü neydi? 2 çarpı sinüs 22 çarpı kosinüs 22 bölü sinüs 22. Şu sinüs 56'yı ben. Şu sinüs 56'yı. Birbirine 90 dereceye tamamlayan açılar. Birinin sinüsü diğerinin nesine eşittir? Kosinüsüne eşittir, değil mi? Yani kosinüs 34'e mi eşit? Yani sinüs 56, kosinüs 34'e eşit. Neden 34'ü aldım? Çünkü şurada 34 var. Demek 34'ü çevirmem daha mantıklı. Sinüs 56 yerine kosinüs 34 yazıyorum ve artık çat çat sadeleştirmeye geliyorum ki en zevkli kısım. Bunlar gitti çat. Sonra şunlar gitti çat. Ne kaldı geriye? 2 çarpı kosinüs 22 bölü sinüs 34 kaldı. Evet. Ben bunu başta kolay mı demiştim? Eğer dediysem kusura bakmayın. Evet, trik var. Triklerimizi dikkat ederim. Buradan sonra tık diye tıkandınız. Ama şunu görmeniz lazım. Yine birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü, diğerinin nesine eşittir arkadaşlar? Kosinüsüne eşitti. Yani kosinüs 22, sinüs 68'e eşittir. Bakın ikisini toplarsam 90 derece yapıyor. O zaman kosinüs 22 yerine ben sinüs 68 yazabilir miyim? Neden yazdığımı göreceksiniz. Bakın her şey size göz kırpacak dedim. İki katı olacak dedim. İki katlarını önem verin dedim. Bakın iki katını bulmak için çabaladım. İki katını bulmak için çabaladım. Trigonometrinin en tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Yapacağınız işlemi, mesela birinci adımda bir işlem var, ikinci adımda bir işlem var. Bu ikinci adım işlemi gördükten sonra birinci adımı uygulamanız. Genelde biz hani bunu uygularız, önce birinciyi uygularız, sonra ikinciyi uygularız ya. Trigonometri de öyle değil. İkinciyi hayal ediyorsunuz, birinciyi uyguluyorsunuz. O yüzden zorluğu buradan kaynaklanıyor. Şimdi ben nasıl akıl ederim bunun, şunun işte sinüs 30, 68 olduğunu? Ben sinüs 68 yazacağımı nereden bileyim? Nereden sinüs 68'in 34'ün 2 katı olduğunu o an düşüneyim diyebilirsiniz. Ama çok soru çözerseniz düşüneceksiniz gençler. Şimdi sinüs 68'i ben yarım açı formülünü uyguluyorum. 2 çarpı sinüs 34 çarpı kosinüs 34 bölü sinüs 34. Çat ve çat birbirine götürdü. Ne kaldı? 2 ile 2'nin çarpımı 4 çarpı kosinüs 34 kaldı. Bu da hangi şıkkımızda var? Diyarbakır.
seçeneğimizde vardır. Şimdi sorumuz 2022 AYT'sinde çıkmış gençler. Şimdi ben sekant gördüğüm yere şöyle kırmızı evleneyim. 1 bölü cos kare x yazabilirim. Tanjant gördüğüm yere sin kare x bölü cos kare x yazabilirim. Bak sadece şu ikisini yapıyorum şu an. Paydalar eşit, o zaman direkt çat diye şöyle yazabilirim. Bölü cos kare x. Şimdi sin kare x ile cos kare x'in toplamları 1'di değil mi gençler? Sin kare x'i ben şöyle diğer tarafa atarsam cos kare x eşittir 1 eksi sin kare x midir? Aa hocam şurada 1 eksi sin kare x gördüm. Evet gördün ve oraya ne yazdın? Cos kare x yazdın. Bölü cos kare x. İkisi aynı. 1 kaldı. Demek ki şu kırmızı, yani şöyle mavi ve kırmızı karışık olan yere 1 yazabilirim. Eksi kosinüs 2x bölü tanjant x. Şimdi kosinüs 2x'in açılımı biz 2 kere, yani 3 farklı açılım yapıyorduk. 3'ü de aynı kapıya çıkıyordu. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Cos kare x eksi sin kare x diyorduk. Değil mi? Artık bunu yazdım. Şunun yerine, yani cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazıyordum arkadaşlar. Bu da ne oluyordu? 1 eksi 2 çarpı sin kare x oluyordu. Ya da bak, ya da bak karışmasın diye buraya yazıyorum. Yine aynı şekilde aklınızda kalsın diye bunu yazdım. Ya da şuraya 1 eksi cos kare x yazıyordum. Hepsi şuradan geliyor bu arada. Eksiyi dağıtırsam cos kare x eksi 1 artı cos kare x. 2 tane cos kare x eksi 1. Yani bir bu açılım olabilir cos 2x'in. Bir bu açılım olabilir, bir de bu açılım olabilir. Hangisini kullanacağım? Biraz önce söyledim. Trigonometrinin özelliği, yani zor olmasının sebebi, biz birinci adım uyguluyoruz, bir de ikinci adım uyguluyoruz diyelim ki. Sırayla önce bunu uygularız, sonra bunu uygularız. Ama trigonometride şunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ilk başta şu ikinci adımı düşünmemiz gerektiği için zorlanıyoruz. Hani bir sonraki adımı biz nasıl düşünebiliriz? Hayatta da arkadaşlar bir sonraki adımı düşünmeniz lazım. Bu da size kamu spotu olsun. Devam edeyim. Şimdi ben şunu kullanacağım. Şunu kullanacağım. Neden kullandığımı göstereceğim size. 1 eksi bir sonraki adımı nasıl şey yapabilirim onu göstereceğim. Bakın yazdım. Yarım kalmadı. Şuraya devam edeyim. Şu eksi parantezin içine dağıtıyorum. 1 eksi 1. Eksi ile eksi 2 sin kare eksi çarptığım zaman artı 2 sin kare x bölü tanjant x. Birler birbirini götürdü mü? Götürdü. Bakın işte bu yüzden ben şunu kullandım gençler. O birlerin birbirini götürmesi için nasıl hayal edeceğim? Nasıl akıl edeceğim? Tekrar söylüyorum. Bol soru çözerek bunu aşabilirsiniz. Ne kaldı? 2 çarpı sin kare x bölü tanjant x kaldı. Artık tanjant x'e sin x bölü kosinüs x diyebilirim. 2 çarpı sin kare x. Alttakini takla attırıyorum gençler. Şu iki tane sin kareden bir tanesi şöyle alttakini sadeleştirdi. Üste bir tane sin x kaldı. Cos x kaldı. Bu da neyin açılımıydı arkadaşlar? Sinüs 2x'in açılımıydı. O yüzden cevabım nedir? Adana seçeneğidir. 22 AYT bir diğer sorumuz. Yine işaret sorusu. Farkındaysanız bunu ben bir önceki sorularda çözdüm. Şu an oraya gelemem ama çözdüğümü izlemişsinizdir. Ve soruların birbirine hep benzer olduğunu, hep bir sadeleştirme, hep bir işaret, hep bir sıralama olduğunu gördünüz. Yani trigonometri soruları YKS'de hep tekrar ediyor. Yani bir önceki soruyu izleyerek, çözerek aslında YKS 2025'e ya da 2026 neyse ona hazırlanmış oluyorsunuz. Çıkmış soruları çözmeniz aslında her TYT için, AYT için, her branş için önemli. Mutlaka çözmeden sınava girmeyin. Hatta ben 2017 LYS sorusunu da mutlaka çözmenizi istiyorum. Yeni nesil soru değil deyip geçmeyin. Yeni nesil değil ama çok sağlam sorular var. Zor sorular var. Onları çözmeden geçmeyin arkadaşlar. 2017'den itibaren 2024'e kadar olan tüm çıkmış soruları
tekrar çözün. Bence ikişer kere çözebilirsiniz. Farkındaysanız benzerini çözdüm. Birçok sorunun ben benzerini çözdüm. Şimdi başlayalım. Pi bölü 4 ve pi bölü 3 aralığında. Bak yine pi bölü 4 demişti bir önceki soruda da. Pi bölü 4 nedir arkadaşlar? 180'i 4'e böldüğümde 45 derece. Pi bölü 3 nedir arkadaşlar? 60 derece. 180'i 3'e böldüğümde. Bu ikisinin arasında ben A'yı ne alayım? 50 derece alayım. X'e bakıyorum. Bakın diğer soruyla birebir aynı çözüyorum. 2A diyor yani 100. Kotanjant 2A diyor yani kotanjant 100. Y'ye bakayım gençler. 4A diyor. Kosinüs 200. Kotanjant 4A diyor. Kotanjant 200. Niye 400 yazıyorsun? Z'ye bakalım. Kosinüs 6A diyor yani 300. Kotanjant 6A diyor yani 300. Şimdi diğer soruda ya aynen yaptığım gibi birim çember çiziyorum. Ve diğer soruda yaptığım gibi yine herkes sever Türkiye Cumhuriyeti koşucularını diyorum. Yani bu ne demek? Her kez dediğime göre hepsi artı. Sadece sinüs artı, sadece tanjant ve kotanjant artı ve sadece kosinüs artı. Peki x'e bakalım. Kosinüs 100. Şurası 0 derece. 90 derece yine açılarım olduğu için direkt açı olarak pi olarak yazmıyorum. 180 derece, 270 derece ve 360 derece. 100 kosinüs 100'e bakalım. Şöyle kırmızıya geçeyim. 100 şu bölgede alıyor değil mi arkadaşlar değerini? Sinüsü nedir? Artıdır. O zaman kosinüsü nedir? Eksi. Kotanjant 100 yine bu bölgede. Yine sinüs artıdır. Kotanjant nedir? Eksidir arkadaşlar. Eksi eksi ne oldu? Artı oldu. Birincisinin işareti x artı. O yüzden eksileri ne yaptık? Çat diye sildik. Diğerine bakayım. 200 derece. 200 derece nerede alır arkadaşlar? Şurası alır. Hatta bunu siyahla tarayayım. Şöyle. Tarayamadım ya. Şöyle. Sadece tanjant ve kotanjant artıydı. O yüzden nedir? Kosinüs eksidir. Yine 200 derece yani bu bölgede. Kotanjant evet artıdır. Artı ile eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Eksidir. Y de eksidir. A şıkkını da eledik. Şöyle. 300'e bakalım. 300 nedir? Bunu da mavi ile yazayım. 300 arkadaşlar şu bölgede yer alıyordu değil mi? Kosinüs nedir arkadaşlar? Artıdır. Sadece kosinüs artıdır. Kotanjant nedir? Eksidir. Artı ile eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Yine eksidir. O yüzden bizim cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. Güzel bir soruydu. Kolay bir soruydu. Zorlamayan bir soruydu. Şöyle güzel sorumuza bakalım. Birer kenarları çakışık olan ABC ve BCD'li üçgenleri şekildeki gibi çizdikten sonra oluşan iki bölge sarı ve mavi rengi boyanmış. Sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranını soruyor bize. Şimdi ikinci sayfayı da açtım ben buraya. Burada şekilde gösterebileceklerimi göstereyim. Şimdi şurası 90 dereceymiş arkadaşlar. Soru da bana bunu verdi. Bir benzerlik var aslında. Basit bir benzerlik. Benzerlik uygulamayacağım trigonometride. Burada da 90 derece verdi. Şu açı x dedi. Bu açı x dedi. O zaman şurası şu açı 90 eksi x değil midir? Bakın bu da 90, bu da 90. Bak şurası da 90. Burası x, burası da x. O zaman burası arkadaşlar 90 eksi x ise burası da x olmaz mı benzerlikten? Oraya x dedik. Şimdi kenarlarına bakalım. Şurası sinüs x. Karşı kenar olduğu için. Burası kosinüs x. Şurası da bir. Neden bir? Çünkü Pisagor'da neydi arkadaşlar? Şu ikisinin kareleri toplamı karşı kenarın karesine veriyordu. Sin kare x artı kos kare x neydi? 1'di. O yüzden karşıya ne yazdım arkadaşlar? 1 yazdım. Şöyle güzelce bir yazayım. Devam edelim. Gelelim şu büyük ABC şeyine, üçgenine. Şuraya. Burada da x var. Burası nedir arkadaşlar? Kotanjant x'tir. Doğru mu? Of, şurayı şöyle alayım da daha güzel olsun. Karışmasın. Şuraya büyük harflerle kotanjant x yazayım. Tamam, burası yeter. Artık üçgenin alanlarını bulabilirim. Çünkü dik kenarları biliyorum hepsinin. Üçgenin alanı neydi? Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Şimdi ilk başta zor olanı yani sarıyı bulmam lazım. Sarıyı nasıl bulacağım? ABC üçgeninin alanından mavi yani BDC üçgeninin alanını çıkartarak bulacağım. Doğru mu? ABC üçgeninin alanını bulalım arkadaşlar.
Kotanjant x çarpı 1. Şu kenar 1'di. Bölü 2. Eksi. BDC nasıldı arkadaşlar? Kenarları. Sinüs x bir kenarı. Diğer kenarı kosinüs x. Bölü 2'ydi değil mi arkadaşlar? Şimdi kotanjant x gördüğüm yere. Yani şuraya. Sinüs x bölü kosinüs x, pardon, kosinüs x bölü sinüs x yazabilir miyim? Altta bir de 2 var. 2 çarpı sinüs x. Eksi sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2. Paydaları eşitleyeyim. Ben bunu sinüs x ile çarptığım vakit ne olacak gençler? Cos x eksi, artık tek payda da yazabilirim. Sin kare x, çünkü iki tane bak sin x ile sin x'i çarptım. Kosinüs x, dur çarpı işareti koyayım ben. Bölü 2 çarpı sinüs x oldu. Şöyle şey yapmadan aşağı geleyim. Şurada ikisinde de kosinüs x var. Ben bunu kosinüs x parantezine alabilirim. Şurada 1 kaldı. Burada sin kare x kaldı. Bölü 2 çarpı sin x. Artık 1 eksi sin kare x gördüğüm yere şuraya yazayım. Kos kare x yazabilirim değil mi arkadaşlar? Yazayım ya. Direkt yazayım artık. Kos kare x ile kos x'in çarpımı kos küp x bölü 2 sin x. Bu burada bir kenarda dursun. Bu neymiş arkadaşlar? Sarıymış. En zorunu bulduk biz. Sarıydı. Şimdi gelelim maviye. Mavi kolay. Size kolay dermişsiniz. Yok kolay arkadaşlar. Mavide bak dik kenarlar belli. Ne? Kosinüs x çarpı sinüs x değil mi? Bölü 2. Sarıyı buldum. Maviyi buldum. Bana bu ikisinin nesini soruyor? Hatta şöyle diyeyim arkadaşlar. Şöyle mavi diyeyim. Bir kenarı dik kenarı sinüs x. Diğer dik kenarı kosinüs x. Bölü 2. Ve bana bunların nesini soruyor? Oranını soruyor değil mi? Evet, sarının maviye oranını soruyor. Üsttekini aynen yazıyorum. Aynen yazıyorum. Alttakini ters çevirip çarpıyorum gençler. Sin x çarpı kosinüs x. Ve sadeleştirme yapıyorum. Şunlardan 3 tane kosinüs x'ten şöyle alttaki bir tanesi gitti. İkiler gitti gençler. Üst tarafta artık 2 tane yani kos kare x kaldı. Alt tarafta sin x ile sin x'in çarpımından sin kare x kaldı. Kos kare x ile sin kare x'in bölümü kotanjanttı. Yani cevabım kot kare x'ti. Yani Diyarbakır'dı. Emin olun biz daha zor soruları çözdük. Yalnız burayı şu şekilde yerleştirmek belki zor olabilir sizin için. Ama geri kalan işlemde işlem hatası yapmıyorsanız direkt çat diye çıkabilir. Sonunda çıkmış trigonometri sorumuzu bakalım. Şimdi şu orta merkezden, çemberin merkezinden geliyor. Yani şöyle bir kirişi oluştursam şuralar birbirinin ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda değil mi? Şimdi aynı zamanda ben şuradan şuraya bir paralel, zaten BD köşegeni soruyor ya, çizsem. Çizebildim mi? Evet çizdim. Bu arkadaş ikisi birbirine ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. AE ve ED 1 bölü 2'ymiş. Yani ben bunları 1 bölü 2, 1 bölü 2 desem yani şurası 1 olur değil mi? Bak paralel dedim. Burası X ise paralellikten şurası da X olmaz mı gençler? Şimdi bana şu A, B, D üçgeninde, hatta çizim A, B, D üçgenini. Aynen. A, B, D üçgenini yerleştireyim. AD 1 dedik. Bak şöyle tamamı 1. Şuraya ne dedik arkadaşlar? X dedik. Şimdi burası 90 derece. Bana sinüs x'i söylemenizi isterim. Kendinizden şu söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Karşı bölü hipotenüs. Karşısında 1 var. Hipotenüs ne arkadaşlar? BD. Yani bana soruda zaten köşegen derken bana BD'yi söylüyor arkadaşlar. Burada BD'yi çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Uzatıyorum evet. Daha net anlaşılsın diye. Şunun altında gizli bir 1 var. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Sinüs x çarpı BD uzunluğu eşittir 1. Her tarafı sinüs x'e böleyim. Çünkü BD'yi sorduğu için BD'yi ben yalnız bırakmak zorunda kalacağım. Kalmak zorundayım. 1 bölü sinüs x. Bana BD'yi soruyordu. X cinsinden buldum mu? Buldum. Şıklarda 1 bölü sinüs x yok ama kosekant x var. Yani Bursa. 1 bölü sinüs x kosekant x'e eşittir arkadaşlar.
Bunun bir diğer sorusu. Öncelikle arkadaşlar ben şu kök 2 çarpı sinüs 4x yazayım. Artık direkt yazacağım çünkü çok fazla yazdım ben bunu. Bu 1 eksi 2 çarpı sin kare 4x olarak yazılır ve ben de yerini yazacağım. Cos 8x yerine 1 eksi 2 çarpı sin kare 4x olarak yazdım. Eşittir 1. Şimdi kök 2 çarpı sinüs 4x, bir şunu parantezin içine atayım. Eksi 1 artı 2 çarpı sinüs kare 4x eşittir 1. Şimdi arkadaşlar şunu ben böyle bir içeri atayım. Şöyle bir sıralayayım. Sin kare 4x artı kök 2 çarpı sinüs 4x eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarını ayırmam gerekiyor. Şimdi bakalım. Şimdilik. Ben bunu hepsini ben ikiye bölsem daha rahat eder miyim diyorum. Ya da ben bu şekilde ben bir çarpanlarını ayırmak zorunda kalayım. Öyle ki sayıyı ayıracağım ki şuraya sinüs 4x, buraya sinüs, hatta şöyle sinüs 4x, sinüs 4x diye yazayım. Şunu eksi 2'ye artı 1 olarak yazayım. Ya da artı 1'e eksi. Bu daha iyi oldu. Oldu galiba. Bunu kök 2'ye kök 2 olarak ayırabilirim. Ha oldu, tamam. 2 kök 2'den 1 kök 2'yi çıkartırsam evet kök 2 kaldı. Doğru ayırmışım. Şimdi o zaman ben bunu nasıl yazacağım? Kök 2 4x artı 2 çarpı kök 2 çarpı sinüs 4x eksi 1 eşittir 0. Şimdi gençler burayı ya bu 0 ya bu 0, ikisinden biri. Bakalım hangisi 0. Kök 2 çarpı sinüs 4x artı 2'ye bir 0 diyelim. Ve kök 2 çarpı sinüs 4x eksi 1'e de bir 0 diyelim. Artı 2 diğer tarafı eksi 2 olarak geçer. Sinüs 4x eksi 2 bölü kök 2 olarak yazılır mı? Arkadaşlar bu ifade doğru bir ifade değil. Çünkü eksi 1 ile artı 1 arasında olması lazım. Bu aralıkta değil. Ben bunu almıyorum. Buna geleyim. Burayı eksi 1 olarak, eksi 1 artı 1 olarak atayım. Sinüs 4x eşittir 1. Sinüs 4x eşittir 1 bölü kök 2. Sinüs nerede 1 bölü kök 2 idi arkadaşlar? 45 derecede değil mi? Yani pi bölü 4'te. Bu böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar ben 4x'i denklem kök bulmadı ne yapıyordum? Pi bölü 4 çarpı artı 2k pi diyordum, hatırladınız mı? Ya da pi'yi pi bölü 4'ten çıkartıyordum. 3 pi bölü 4. 4x eşittir 3 pi bölü 4 artı 2k pi olarak yazıyorum. Şöyle x'i bulmam gerekirse pi bölü 16 artı k pi bölü 2. Burada x'i bulmam gerekirse 3 pi bölü 16 artı k pi bölü 2 olarak yazdım. Sayfa ekledim, o yüzden durdurdum. Şimdi devam ediyorum. Buradan k'ya teker teker 0, 1, 2 ikisine de değerler vereceğim. Çözüm kümesine geliyorum. Artık direkt yazıyorum. 0 verirsem k'ya pi bölü 16. 2 verirsem 9 pi bölü 16. 3 pi bölü 16. Diğerine 0 verdim. 11 pi bölü 16. Ve bunların bu kadar çünkü aralık bana onu söylüyordu. 0 ile pi arasında ancak bu değerleri var. Bak aralığım şurada gözüküyor arkadaşlar. Daha fazlasını alamam. Bunların hepsinin nesini soruyor bana? Soruda toplamını soruyor. Toplamını soruyormuş. Yani pi bölü, evet toplamışım zaten arkadaşlar. Hepsinin toplamı paydaları eşit olduğuna göre 11, 9 daha 20, 23, 24 pi bölü 16. Bu da 8 ile sadeleştirirsem 3 pi bölü 2'dir. Yani cevabım neymiş? Denizli seçeneğiymiş. Arkadaşlar yine 2024 AYT'ye bakalım. 2024 şimdi kos kare a eksi kosinüs 2a eşittir sinüs 2a'ymış. Yok ben pardon. Bir saniye, bir hata olmasın. Tamam.
Kos kare a eksi kosinüs 2a eşittir sinüs 2a'ymış arkadaşlar. Şimdi ben şunu bir kosinüs 2a'yı şöyle bir yazayım. Onda herhangi bir elleme yapmayayım. Ama kosinüs 2a'yı kos kare a eksi sin kare a olarak açabilirim değil mi? Bir önceki sorularda bol miktarda yapmıştım. Sinüs 2a'yı da 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a olarak yazabilirim. Doğru mu? Şimdi şuradaki eksiği paranteze ne yapıyorum? Dağıtıyorum değil mi? Dağıtalım. Kos kare a eksi kos kare a artı sin kare a eşittir 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. Aa, bunlar ne güzel birbirini götürdü arkadaşlar. Ne kaldı? Sin kare a eşittir 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. Ben bunu bu tarafa atayım. Sin kare a eksi 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a eşittir 0. Ve ikisini de ortak sinüs olduğu için şöyle sinüs a parantezine alıyorum. Burada bir tane sinüs kaldı diye bir tanesi dışarı atıldı. Burada da 2 çarpı kosinüs a kaldı. Bu da neymiş? Sıfırmış. Bunu nasıl sağlarım arkadaşlar? Ya sinüs ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır değil mi? Yani ya sinüs a sıfırdır ya da sinüs a eksi 2 çarpı kosinüs a sıfırdır arkadaşlar. Sinüs a sıfır olamaz. Sıfırla pi bölü 2 arasındaymış aralık. Bu aralıkta sıfır değil. Burayı almıyorum. Ama burayı alabilirim. Bunu bu tarafa atarım. Sinüs a eşittir 2 çarpı kosinüs a. Artık yazım bozuldu. Devam edeyim. Bunu kosinüs a olarak şuraya atayım. Bunlar gitti. Sinüs a bölü kosinüs a tanjant a'ydı. Bu da neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Doğru mu? Şıklara bakalım. Bir kere tanjant a'yı bunu ele. Hemen şöyle bir dik üçgen çiz. Diğer elemanlarını bulmak için. Şuraya a de. Buraya 2, buraya 1 de tanjant olduğu için. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1. Topla 5, kök 5 de buraya. Şimdi şıklara bak. Kosinüs 1 bölü kök 3'müş. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kök, özür dilerim. Kosinüs 1 bölü kök 5'miş. Kosinüs ne? 1 komşusu. Hipotenüs ne? Kök 5. Evet, 1 bölü kök 5. O yüzden cevabım nedir? C seçeneğidir. Diğer şıkları da zaten siz deneyerek bulursunuz. Yapacağız arkadaşlar. Çünkü kosinüs 2x artı y ve sinüs 2x eksi y diyor parantezde. Şimdi öncelikle şurayı açıyorum arkadaşlar. Uzun olacağı için aşağı yazacağım. Kosinüsün açılımı neydi? Kosinüs hep bana hep bana derdi arkadaşlar. Yani kosinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs bence hep negatif bir insandı. Artı ne olurdu? Eksi olurdu. Sonra sinüs 2x çarpı sinüs y derdi. Gelelim kırmızıya geçeyim. Farklı renkte yazınca daha iyi anlarsınız. Kırmızı yazıyorum. Sinüs paylaşımcıydı. Önce ben sonra sen derdi. Kosinüs y. Eksi ise eksiydi aradaki işaret. Sonra sen derdi kosinüse. Diğerini ben derdi. Bunu böyle ayırdık. Alttaki de şöyle aynen bir kalsın. Ona yapmak için önce üsttekini bulmak lazım. Bunu ben bir kere daha söylemiştim hatırlarsınız. Şimdi bakalım ben pay aynı olan var mı? Evet var. Bak burada kosinüs 2x var. Burada kosinüs 2x var. Gördünüz mü? Kosinüs 2x şöyle eksiği kapatmayayım. Şöyle. Demek ki ben kosinüs 2x parantezini alabilirim. Burada da sinüs 2x var. Burada da sinüs 2x var. Demek ki sinüs 2x parantezini alabilirim. Önce kosinüs 2x parantezini aldım. Ne kaldı burada? Kos y kaldı. Burada ne kaldı? Eksi sin y kaldı gençler. Artı sinüs 2x parantezini alacaktım. Burada ne kaldı? Eksi sin y kaldı gençler. Hoş bakayım. Bir hata olmasın. Evet. Burada ne kaldı? Burada değil. Burada ne kaldı gençler? Artı cos y kaldı. Alttakini aynen yazayım gençler. Cos 2x artı sin 2. Altta yapacağınız ifade üstte yapacağınız ifadeye göre yönelecek. O yüzden altı dokunmuyorum. Şimdi hocam bak bunlar da eşit. Evet eşit. Sadece yerleri değişmiş. Eşit. O zaman ben cos y eksi şuraya hatta cos y eksi sin y diyeyim de kafanız karışmasın. Cos y eksi sin y ortak parantezini de alayım arkadaşlar. Ne kaldı? Kosinüs 2x kaldı. Ne kaldı? Sinüs 2x kaldı. Anne bak güzelce çıktı gençler. Bak birbirini çat çat götürecek.
İnşallah. Şunlar birbirini çat diye götürdü. Ne geldi arkadaşlar? Kosiye eksi Sinye geldi. Bu da hangi şık? Adana şıkkı. Yılında çıkmış son sorumuz. 2018'in 2024'e kadar çıkmış tüm trigonometri sorularını çözmüş bulunmaktayım bu soruyla. Bu soruyu çözdükten sonra başlayalım. Şimdi şöyle bir birim çember çizeyim ben. Şöyle. Tanjant neydi arkadaşlar? Şöyle teğet, değil mi? Şöyle kırmızı evleneyim. 40 derece diyor bana. Şöyle 40 derece alayım. Şurası 40 derece olsun. Hops, şuraya 40 derece diyeyim. Sinüs neydi arkadaşlar? Şurası, şu değerde, değil mi? Görüldüğü üzere tanjant değeri sinüs değerinden büyük mü? O yüzden ben buraya ne diyeceğim? Tanjant 40, sinüs 40'tan büyüktür. Benim arıza B'de çıkıyor arkadaşlar. Bunu görmek kolay oluyor. B ne arkadaşlar? Sekant 40 derece diyor. Yani sekant neydi? 1 bölü kosinüs 40 derece diyor, değil mi? Bir de tanjant 40 derece var. Bu da neydi? Sinüs 40 bölü kosinüs 40'tı, değil mi? Yani ben şimdi şu ikisi arasındaki ifadeye bakacağım. Sinüsün, yani sinüs 40'ın bakın şurası dedim, değil mi ben sinüs 40'a? Şurası 1, burası 1. Yani sinüs 40 1 ile 0 ile 1 arasındadır, değil mi arkadaşlar? Yani 1'den daha küçük bir ifadedir. Ama bakın bu 1. Yani 1 bölü kosinüs 40 sinüs 40 bölü kosinüs 40'dan daha büyüktür. Neden? Çünkü 1'den daha küçük bir sayıdır sinüs 40. O halde B dediğim arkadaş, yani sekant 40, C dediğim arkadaş, yani tanjant 40'tan daha büyük olmak zorunda mı? Evet, zaten şurası tanjant da aynı zamanda neydi arkadaşlar? Sinüsten büyüktü, yani A'dan büyüktü. Benim sıralamam B, C ve A şeklinde oluyor gençler. Ve sorularımız bitti. Başarılar diliyorum size. Videomu beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.